Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde mefhul-i mutlak alıştırmalarını birlikte işleyeceğiz. Buyurun derse başlayalım. Haddit el-mef'ule mutlak ve beyin nev'ahu. Burada meful i mutlağı belirlememizi ve o mefhul-i mutlağın hangi çeşidi olduğunu bildirmemizi istiyor. Yani çeşit derken, fiilin teyhidi mi yapılıyor, yoksa fiilin çeşidi, yani hangi, ne şekilde, hangi durumda yapıldığını bildiriliyor veya kaç kez yapıldığı bildiriliyor şeklinde. Bunu yapmamızı istiyor ve o mefhul-i mutlağı da irab etmemizi istiyor. Birinci sorudan başlayalım. İntalaka saruhu intilakan. Buradaki meful mutlak kelimemiz intilakan kelimesidir. Ee, Fiil, fail ve meful-i mef mutlak olarak gelmiş. meful mutlak mensubun e, ve alametün nasbi el fetha el zahira. Peki bu meful-i mutlak e, tehlil için mi gelmiş? nasıl ve ne şekilde yapıldığını bildirmek için mi gelmiş? Adet bildirmek için mi? Arkadaşlar müekkit lil fiil şeklinde e, fiili tekit etmek için geldiğini söyleyebiliriz. İkinci sorumuz İhterim valideyke ihtiramen kebiran Bakın burada ne var? İhterim <laughs> kelimesi emir fiil İhterama <laughs> yahterimu fiilinin mastarı olarak ihtiramen <laughs> gelmiş. Arkadaşlar ihterim fiilimizin mef'ulü mutla ihtiramendir. Peki burada nedir? Bakın sıfatla birlikte gelmiş. Evet sıfatımız var. E, fiilin nasıl ve ne şekilde yapıldığını bildirmek için kullanılmış. E, meful mutlak mensubun bil fetha diyoruz. Cera el mutesabiku ceryel fehdi. Evet, yarışçılar e, kaplan gibi koştular. Bakın bu da ceryel fehdi. Ne var? Muzaf muzafın ileyh olarak gelmiş. Yine nasıl ne şekilde olduğunu bildirmek için kullanılan mefhulü mutlak var. Mefhulü mutlak kelimemiz cerye kelimesi. Mefhulü mutlak mensubun bil fetha zahira. E, Feth kelimesi de arkadaşlar burada. Muzafın ileyh mecrurun bil kesra diyoruz. Zalemteni zulmeyni. Bana iki kez zulmettin, eziyet verdin şeklinde tercüme edebiliriz. Bakın burada e, Lagat değil fiilimiz arkadaşlar. Zaleme fiili gördünüz mü? Fiilin başına gat gelmiş. Mazinin başında yine tekit ifade ediyordu. Zulmeyni tekit manasında mı gelmiş yoksa adet bildiren manada mı gelmiş? Tesniye olarak gelmiş. Yani iki kez bildiriyor, sayı bildiriyor. Adet bildiren mefulü mutlak diyor. Sonraki sorumuzda Nâmet tiflu nevmel esihâi Çocuk sağlıklı bir uykuyla uyudu. Nevmel esihha dedi. Sağlıklı insan uykusu. Sağlıklı uyku demek. Ee, name fiil. Bu fiilin mef'ulü mutla nevmedir. Mansubun bil fetha bakın mef'ulü mutlak mansubun bil fetha. Bu da muzafun ileyh olarak gelmiş. Neyi bildiriyor burada bize? Fiilin nasıl ne şekilde yapıldığını bildiren kısmını anlatıyor. Altıya bakalım. Esra'tu ilel camiati isra'en Bakın burada fiilin direkt tekidi olarak gelmiş. Üniversiteye acele bir şekilde, çok acele gittim manasında. Evet isra'en e, burada fiili tekit etmek için kullanılmış. Fiili mef'ulü mutlak mansubun bil fethati zahirati şeklinde söyleyebiliriz. 7'ye bakalım. Ayet-i Kerime Nemil suresinde. Ve teral cibale tahsebuha camideten ve hiye temurru merras sahab. Evet. Hangisi burada meful mutlak? Tera'dan mı başlayacağız yoksa hocam başka bir yerden arayacağız? Arkadaşlar bakın burada. Temurru merra. Gördünüz mü? Tem, e, merra yemurru fiilimizin e, mastarı merra es şeklinde gelmiş. Sen dağlara baktığın zaman onları donuk yani katı görürsün. Ancak o e, bulutların yürüdüğü gibi gezer, yürür manasında bu ayet-i kerime. Burada ne var? temurru merra. Bakın merra e, bulutlar gibi diyor. Bulutlara benzetmiş. Büyükler gibi, küçükler gibi şeklinde ne var burada arkadaşlar? Fiilin nasıl, ne şekilde olduğunu bildiren bir meful-i mutlak var. Meful-i mutlak kelimemiz merra. Meful-i mutlak mensubun bil fetha deriz. es kelimesi de muzafun ileyh mecrurun bil kesra deriz arkadaşlar. Sekizinci soruda intasaral ceyşu intisaratin İntisara zafer kazandı, ordu zafer kazandı, intisaratin birçok zafer manasında. Bakın intisarat kelimesi, intisaratün bir tane, intisaratani iki tane, intisaratin birçok zafer demek. Ee, çok kez, adet bildiriyor değil mi? Mefhulü mutlak, mensubun bil kesra. Niye mensubun bil kesra dedik? Çünkü cemi müennes salimin nasb ve alameti kesradır unutmayalım. 9'a bakalım. Nazaral ibnu ila ummihi nazaral khaifi. Çocuk ya da oğul e, annesine e, korku bakışıyla baktı. Korkak bir şekilde baktı. Evet burada nazara fiil. Nazra khaifi. Nazral khaifi korkunun ya da, da korkanın bakışı manasında. Nazaranın arkadaşlar bu da mefulü mutlak masları. Mefulü mutlak mensubun bil fethati zahirati. Peki haif nedir? Me, muzafun ile mecrurun bil kesrati diyoruz. 10. soru. Heceral asi ez zunube hicraten. Bakın hecera hicraten. Bu ta'yı merbuta yani yuvarlak ta dediğimiz bu ta niçin kullanılıyordu arkadaşlar? Bu ta adet bildirmek için bir kez olduğunu bildirmek için kullanılıyor. günahkar günahtan ya da isyankar günahtan bir kez e, hicret etti. Döndü manasında. Evet. Mefulü mutlak mensubun bil fethati şeklinde söylüyoruz. Adet bildirdiğinde burada ilave edelim. İğtesele ebi iğtisalel ihrami. Evet yıkadı. Babam yıkandı manasında. İhramlının yıkanmasıyla yıkandı. Yani ihramlı gibi yıkandı diyor. Burada ilteselenin mefulü mutlağı da iltisale şeklinde geliyor. Peki mefulü mutlak burada neyi bildirmiş? Nasıl ve ne şekilde olduğunu. Bakın muzaaffun ile ilham kelimesi var. Bunu bildirmiş oluyor. 12'ye bakalım. Hebedatit ta iratü hıbu'dan Hep Hebeda indi. Iniş yaptı manasında. Hebedanın bir başka manası çöktü. Uçak iniş yaptı. Nasıl bir iniş yaptı? Zorunlu iniş. Bakın sıfat tamlaması olarak gelmiş. Fiilin nasıl ne şekilde meydana geldiğini bildiriyor. Hıbudan kelimesi mefulü mutlak mensubun bil fetha. İdrariyen kelimesi de sıfatun e, mansubun bil fethati şeklinde söyleyebiliriz. Buraya sıfat olduğunu bildirelim arkadaşlar. E, 13'e bakalım. Nasahani validi nasihateyni. Babam bana iki kez nasihat verdi, nasihat etti. Nasaha nasihateyni. Bakın fiilimizin masları mefulü mutlak <messizlik> mensubun bil ya. Niye? Tesniye olduğu için arkadaşlar. Evet adet bildiriyor. Hemen tesniye olduğu için anlayabiliriz. 14'e bakalım. Ayet-i Kerime Kamer suresinde. Bismillah. Fe ahaznahum ahze azizim muktedir. Biz onları yakaladık, aldık manasında. Nasıl bir alışla aldık? Güçlü bir azizin aldığı gibi, yakaladığı gibi yakaladık manasında. Peki burada ahazeyi gördük mü arkadaşlar? Fe fiilimiz. Ahze bu fiilin mastarı. Evet, mastar mefulü mutlak olmuş. Mefulü mutlak mensubun bi fethatin zahiratin şeklinde söyleyebiliriz. Ee, aziz nedir burada? Bu mastarın muzafun ileyhi. Evet, muzafun ileyhi mecrurun bil kesra. Şuraya yazalım muzafun ileyhi. Evet. Ee, şu hocam muktedirin ne demek? Bu da bu muzafın ilahi olan aziz kelimesinin sıfatıdır. Teduru el arzu devraten külle yevmin havle nefsihâ. Ee, dünya her gün kendi etrafında dönüyor. Döner manasında. Bakın teduru devraten. Dara yedurunun devraten nesi? Mastarı. Mastar arkadaşlar ne olmuş? Mefulu mutlak mensubun bil fethati zahirati şeklinde. Ee, peki hocam burada e, adet mi bildiriyor? Nevi mi bildiriyor? Tekit mi yapıyor? Arkadaşlar adet bildiriyor. Yuvarlak ta-i marbuta'yı gördüğünüz zaman hemen adet bildiriyor diyebilirsiniz. 16'ya bakalım. Ve Allahu müsa teklime. Bunu konu anlatırken de örnek olarak vermiştik. Kellemenin mastarı teklimen şeklinde gelmiş. Ee, ne yaptı? tekit yaptı. Fiile vurgu yaptı arkadaşlar. Fiilin e, tekitli bir şekilde e, okunmasına yardım etti. Bu mef'ulü mutlak mensubun bil fethati zahirati şeklinde söylüyoruz. Evet bu soru cinsinde ekmil el cümle et taliye bi mef'ulin mutlakin münasibin ve beyin nev'ahu münasip uygun mefulü mutlaklarla buradaki cümleleri tamamlamamız istiyor ve bunların e, sayımı bildiriyor yoksa tekidini mi yapıyor yoksa fiilin nasıl ne şekilde olduğunu bildiriyor bunların çeşidini de bildirmemizi istiyor. Evet birincisinden başlayalım. Yecri el cündiyyu en nemri. Yecri el cündiyyu ceryen nemri. Bakın burada yecri'nin mastarını cerye şeklinde getirdik. En nemri kaplan gibi e, Askerler kaplan yürüyüşüyle yürüdüler ya da kaplan gibi yürüdüler manasında. İkiye bakalım. Nimtu amîkan emsi. Nimtu nevmen amîkan şeklinde yazabiliriz bunu da. Ee, ne demek? Derin bir uyku uyuduğu olacak. Ee, nevmen mefulü mutlak mensubun bil fetha Amîkan bunun sıfat arkadaşlar. Neyi bildirdi burada? E, fiilin nasıl ne şekilde yapıldığını bildirdi. Bakın sıfat tamlaması oldu. Yukarıda ne vardı? İsim tamlaması vardı. Sıfat tamlaması ve isim tamlaması olduğunda fiilin nasıl ne şekilde ceryan ettiğini meydana geldiğini bildiriyordu. Üçe bakalım. İstefettü min hazel kitabi istifadeten kesiraten diye bir istifaden kesiraten de diyebiliriz arkadaşlar. Burada şöyle yazalım. İstifade İstifadeten bir kez istifa ettim, istifade ettim şeklinde söyleyebilirsiniz. İstifadeten istifadeten kesiraten de diyebiliriz. Yani çok istifade ettim şeklinde bunu e, sıfat tamlaması olarak getirebiliriz. Yani bu şey bu e, istifadeten kesiraten dediğimiz zaman da bunun e, nasıl ne şekilde meydana geldiğini açıklar. Dörde bakalım. İn kaseme tullebu ba'de zuhuri neticeti kısmeyni şeklinde diyelim. Evet kısmeyni iki kısma ayrıldılar. Başarılı olanlar ve başarısız olanlar diyelim. kısmeyni iki kısma ayrıldı. Ne zaman neticenin açıklanmasından sonra öğrenciler iki kısma ayrıldı. Ne bildirdik burada? İnkaseme kısmeyini mefulü mutlak mansubun bil ya. Peki bu ya neyi bildiriyordu bize? E, meful-i mutla nasb alameti olduğunu bildiriyordu. E, bir de kaç kez yani adet bildirdiğini hemen anlıyoruz. Beşe bakalım. Selamtu ala üsrati selamen harran Evet sıcak bir selamlamayla fi muhattatil hafilati otobüs duraklarında ailemi selamladım diyeceğiz. Arkadaşlar buradaki selamen harran bir sıfat tamlaması. O zaman fiilin nasıl ve ne şekilde yapıldığını bildiren bir cümle. Selamen kelimemizde mefhulü mutlak mensubun bil fethati zahirati şeklinde söyleyebiliriz. Bu alıştırma çeşidimizde e, fiili, e, fiili hasfedilmiş mefhulü mutlak e, örnekleri var. Mesela bu'den lil kavmi zalimin. Örneğimiz bu. Buradaki bu'den kelimesi mefhulü mutlaktır. Yani bunun fiili hasfedilmiş. Mefhulü mutlak mensubun ve alametün nasbi el fetha el zahira. Takdiri nedir? Ebe'adu bu'den şeklinde. Lil kavmi kelimesi. Car, mecrur. E, lam harfi cer. La mehalle min minel i'rab. E, el kavmi kelimesi de ismi mecrur. Ve el cer. El kesra, el zahira. E, el zalimin kelimesi. Sıfat. E, mecrurun. Bil ya. Diyenle hu cemi müzekker, salim. E, beşe bakalım arkadaşlar. Hamden lillahi. Hamden kelimesi. Mefulü mutlak mensubun bil fethati zahirati. Lillahi de lafzı celal mecrurun ve alametül cer el kesra el zahira. E, Liyennehu ism mecrur. İzkür el ef'al en nasibe lil mefa'il el mutlaka et tali. Aşağıdaki mefulü mutlakların... Fiillerini takdir et. Evet burada arkadaşlar e, düşürülmüş, hazfedilmiş fiillere birer fiil takdir etmemizi istiyor. E, buraya nasıl takdir ederiz? A'fu <laughs> Kitabeten kelimesine keteptü <laughs> kitabeten diyebiliriz. Evet bu şekilde keteptü yazabiliriz. Yazmayla yazdım. Yani kesin yazdım. İstakbeltü <laughs> istikbalen diyebiliriz arkadaşlar. ''İstakbeltu'' Burada ''tevekkülen'' kelimesi var. Tevekkeltu tevekkülen'' diyebiliriz. Bir ''tevekkül ettim'' yani kesin ''tevekkül ettim'' manasında tevekkül etmenin tam manasını tekit yaptı arkadaşlar. ''Nahven'' e, ''Naha'' e, örnek verdi manasında. Buraya ''Enhu'' evet şöyle bir ''nun'' ekleyelim. ''Enhu'' ''Nahven'' Buraya da ''Ehuccu'' haccen diyebiliriz arkadaşlar. Yani bir hac, kesin hac yaptım. Burada bir örnek verdim şeklinde. Bu alıştırma çeşidinde arkadaşlar doğru şıkları seçmemizi istiyor. İçtihedel ummalu içtihaden fi amelihim leylen ve neharan. Hangisi el mef'ulu mutlak fil cümleti sabiga mef'ulu mutlaktır diyor. İçtihede fiilimizin mastarı. Bakın içtihaden kelimesi. Doğru şıkkımız direkt burası. Yuşarikul etfalu ailatihim nokta nokta fil efrahi vel ahzani. El mef'ul mutlak el münasib. Aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yuşarikunun mastarını getireceğiz. Şeriketen demiş olmaz. Müşaraketen evet olabilir. Bir dursun bakalım. İştiraken evet olabilir. Teşriken olmaz arkadaşlar. Tüşaruken demiş bu da olmaz. Evet müşaraketen iştiraken Evet arkadaşlar burada müşareketen de iştiraken de doğru şık olarak gelir. Burada eğer sayı bildirecekseniz müşareketen, yuşariküye daha doğrusu tekit yapacaksanız iştiraken şeklinde kullanabiliriz. Üçüncü soruya bakalım. El duyu <laughs> duyufahu ikramen. El fiulün münasip lil mef'ulün mutlak. İkramen kelimesine hangi fiil e, münasip olur diyor. Ekramel validu ikramen şeklinde. Kerrama demiş olmaz. Keruma demiş olmaz. Karama, tekerrama olmaz. Ekrama doğru şık. Dörde bakalım. Hasaral şu el adu ve hisaran tavilen. Kelime hisaran i'rabuha demiş. Ee, hasara fiilimizin nesi? <laughs> Mefulü mutlak arkadaşlar. Mefulü <laughs> mutlak. E, peki mübeyyen lil adet midir? Yoksa <laughs> mübeyyen lil nev'i midir? Mübey müekket lil fiyan midir? Bakın burada ne var? Ee, bir sıfat tamlaması var. Adetle işimiz yok. Adet gider. Mefulun bih değil zaten. O da gider. Hal zaten değil. Ee, peki fiili tekit mi ediyor? Hayır. Sıfatla gelince tekit de etmiyordu. Ne yapıyordu? Mübeyyen lin nev'i. Nasıl ve ne şekilde olduğunu bildiriyordu. Doğru şıkkımız mefulun mutlak. Mübeyyen lin nev'i. Beşe bakalım. Yufessirul alimu el-Kur'ane. Nokta nokta basiten lil musalline fil mescid. Camide namaz kılanlara e, ilim adamı, alim kişiyi, Kur'an'ı basit bir şekilde tefsir etti diyeceğiz. Ef, el mef'ul mutlak münasip. Buraya gelecek mef'ul mutlak hangisidir? Fessera yufessiru tefsiran. Evet doğru şıkkımız burası. Müfessiran olmaz. İstifsaran olmaz. Fesran olmaz. Tefsiraten bir kez demek. O da olmaz. Doğru şıkkımız T. Altıya bakalım. İnna nahnu nezzelna aleykel Kur'an'a tenzile. Bakın Nezzelna tenzile. Yarabul kelimat elleti tahta Alt çizili. Yani mavi kelimelerin e, irabı nedir diyor. Nahnu. İnna nahnu. Nedir? Bakın inna gelmiş, nahnu gelmiş. Bir tekit var değil mi arkadaşlar? Lafsi bir tekit var. Hemen e, bunun tekit olduğunu anladık. Tekitli hangisi var? mübteda yok. Fail yok. ismi e, inne demiş. Haber olmaz. Tekit lafsi. Doğru. Başka? E, El-Kur'ane. Nezzelna fiil fail aleyke car mecrur el kur'ane mef'ulun bih. Bakın evet. Mef'ulun bih doğru. Tenzilen nedir? Nezzelna'nın mef'ulü mutlağıdır. Evet doğru şıkkımız cimde verilmiş arkadaşlar. Yediye bakalım. Ve men yüşrik billahi fekad zalle zalalen ba'ida El mef'ulü mutlak fil cümleti sâbiga. Hangisi mef'ul mutlaktır? Zalle fiil zalalen. Bakın zalalen kelimesi mefulu mutlaktır 8'e bakalım fas bir sabran cemile kelimetü sabran fas bir kelimesi emir fiil sabran kelimesi de mefulu mutlak arkadaşlar bunun irabını istiyor sabran cemile bakın bir sıfat tamlaması var nasıl ne şekilde yapıldığını biliyoruz mübeyyen lin neva doğru şıkkımız elif Diğerlerinin meful mefulü bih demiş olmaz. Mefulü mutlak müekket demiş fiil tekit etmesi için. Burada sıfatın olmaması lazımdı. Tekit lafzı demiş olmaz arkadaşlar. Mefulü mutlak adet demiş olmaz. Bu da değil. Doğru şıkkımız elif. Dokuzuncu soruda intakale halidun minel camiati nokta nokta el mefulü <laughs> mutlak müekket lil fiili. Bakın fiili tekit eden bir meful mefulü mutlak getirelim diyor. İntigalenin mastarı. İntigalen doğru. İntigalatin demiş olmaz. Ee, i̇ntigalaten demiş adetle alakalı. Olmaz arkadaşlar. İntigalel haifi e, bu da olmaz. İntigalen seriyan, Bakın bunlar nasıl ceryan ettiğini, ne şekilde ceryan ettiğini, fiilin, onları bildirmek için gelirdi. Bunlar olmaz. Ee, evet. Tehkit etmesi için gelecek olan mef'ul mutlağımız elif şıkkında vardır. Onuncusuna bakalım. El mef'ul mutlak al mubin lin yekunu evet çeşidini bildiren meful mutlak nasıl olur Mahtumen bir til demiş mesela yani bu timer bu bitişir demiş bu sayı bildirir arkadaşlar çeşit bildirmez evet eee demiş bu da olmaz gayru mevsuf demiş zaten sıfat mevsuf olmazsa olmaz arkadaşlar Cem'an demiş. Cemi de olmaz. Ne olur? Mevsuf olur. Ya da e, muzaf. Muzafın ileyhi var. Yani, muzaf olur. 11'e bakalım. Ne keslenu nokta nokta meful mutlak el mübeyyin lil fiil. Fiili açıklayan bir meful mutlak getir diyor. Ne dime yendemu nedmen şediden. Evet. Teneddümen demiş. Bu olmaz. Nadimen sadece olmaz olmaz. Ne demen olmaz. Evet doğru şıkkımız T. Lebbeyke Allahümme lebbeyke. İrabu kelimetü lebbeyke. Ee, nedir bu arkadaşlar? Fiili hasf olunmuş mefulü mutlaktır değil mi? Mefulü mutlak mübeyyen lil nev' demiş. Bu olmaz. Mefulü mutlak li fiilin mahzuf. Evet doğru şıkkımız burada verilmiş. Öbürden okuyan mefulün bih olmaz. Mükteda olmaz. Eee... Mefulu mutlak mübeyyen li'l adet sayı bildirir bu da olmaz. Evet. Alıştırmalarımız burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.